Bendeki Nida yayınlarının 5. baskısını kullanıyorum. Hocamız 2 tane Yusuf El Karadavi merhumun tebliğini de ön mukaddime bölümünde arz ediyor. Bu kitaba dahil ettiğini, konuların daha iyi anlaşılmasına, arka planda okuyucularına yardım etmek için bu iki tebliği de Türkçe'ye tercüme ettiğini giriş bölümünde Profesör Doktor Bünyamin Erol hocamız takdim ediyor. Bu eser bağlamında hadis ve sünnete Yusuf El Karadavi'nin yaklaşımını ele aldığımız ikinci tebliğimizin de inşallah Aralık ayının ilk haftasında tamamlanacağını ve inşallah Aralık ayının sonunda bu tebliğlerin alemi İslam'ın emrine diğer tebliğlerle birlikte amade olacağını kardeşlerimize haber verelim. Ne kadar okursak, ne kadar araştırırsak bilgi bir okyanus mesabesinde, bir temsili örnekle anlatabilirsek, kimi bundan bir bardak alır, kimi bir testi alır, kimi bir kazan alır, kimi bir bidon alır. Bunun vüsatını tayin etmeniz mümkün değil. Biz de elimizden geldiğince gecemizi gündüzümüze katıyor. Şu Allahu Teala'nın ihsan ettiği günlerde bir şeyler insanlara takdim edebilir miyiz? 44 tane eserimiz İSAM.org TR'den makaleler bölümünden kardeşlerimiz indirebilirler. Şu anda 44'e ulaştı. 44 tanesinin de PDF'sini indirebilirler açık erişimde. Ancak biz yazdığımız kitapların telif hakkı olduğu için bu kitapları oraya yükleyemiyoruz. Biz yüklemiş olsak bile yayıncı buna itiraz edecek ve bu kitapların PDF'sini o sistemden kaldırttıracaktır. Onun için yayın hakkı olmayan mümkünse kitap bölümlerini, makaleleri, tebliğleri biz bütün insanlığın emrine amade kılmak istiyoruz. İnşallah yayınlanır yayınlanmaz biz bu iki tebliği de hem Bartın Üniversitesi'nin açık erişiminde yayınlayacağız hem de İSAM.org.tr'nin açık erişiminde yayınlayacağız. Yani bu iki tebliğimizle açık erişimdeki makale, kitap bölümü ve tam basılmış, tam metin olarak tebliğlerin 46'ya ulaştığını Allahu Teala bizlere lütfettiği için ne kadar Allahu Teala'ya şükretsek, hamd etsek azdır. Ben şu anlayışı anlayamıyorum. Ben yazdım, tamam yayınlandı ama siz bunu açık erişimlere koymadığınız için diğer insanlar bu eseri göremiyorlar. Bunun PDF'sini açık erişimlere yüklemediğiniz için bunlar görülmüyor yani. Sadece tozlu raflarda yazdığınız yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, doktora tezleri orada kalıyor. Siz bunları yayınlayıp açık erişime mümkünse telif hakkı yoksa açık erişime açarsanız bütün insanlık bundan yararlanır. Efendim benim yanlışım çıkarsa, yanlışım çıksın ne olacak yani? Ben kusurlarla mağlul bir insanım. Ben mükemmel bir insan değilim ki yani. Hatam olabilir. Bir alimin görüşünü yanlış arz etmiş olabilirim. Yanlış tercüme etmiş olabilirim. Aktarırken o alimin görüşünü yanlış aktarmış olabilirim. Ben o alimin görüşünü o şekilde aktarmışım da bir başka kardeşim farklı şekilde aktarmış olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği veçiyle bir müçtehit içtihat yapan bir konuda yani görüş üreten, tabi ilk Kur'an ve sünnetteki verileri kullanmak kaydıyla bunu Muaz bin Cebel'in örneğinde görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e kadı yani bir hakim ve vali olarak göndermek istediğinde ona sen ehli kitaba gidiyorsun neyle hüküm vereceksin diye bir soru tevcih etmişti. Allah Resulü'nün bu sorusu karşısında Muaz bin Cebel Allah'ın kitabıyla Kitabullah şeklinde cevap vermişti. Peki fe in lem tecid Allah'ın kitabında
bulamazsan fe bi sünneti Resulillah, Allah'ın Resulünün sünnetinden cevap veririm. Peki fe in lem tecid, onda da bulamazsan bir re'yi cevabını vermişti. Yani ben kendi içtihadımla Kur'an'a, sünnete baktıktan sonra onlarda gereken cevaplar yoksa, sahabe-i kiramın döneminde ki sahabenin icması deniyor buna.